Bugün biraz haddimizi aşmayı işleyeceğiz. İcat çıkarmayı, herkesi rahatsız etmeyi öğreneceğiz. Öncelikle uyarımı da yapayım. Başkasının özgürlük sınırlarını, haklarını ihlal etmeden yapacağız bunu. Onların özgürlük haklarına saygı duymalıyız. Ama sınırlarımızı oraya kadar zorlamalıyız. Başkalarının hakkı var diye kendimizi tamamen kabuğumuza çekmemeliyiz. Öncelikle olaylara bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Farklı bir şekilde yapılırsa nasıl olur? Her zaman bir ustamız vardır. İşi öğrendiğimiz birileri muhakkak vardır. Yeni eğitim sisteminde gerçi pek bu mümkün değil. Teorik eğitim falan. Neyse geçiyorum bunları sonrasının konusu bu. Öğrenmiş olduğumuz ustamızın yaptığı şekilde yapacağız elbette. Doğrusu o yani adam yıllardır yapıyor. O da ustasından öğrenmiş. Bir işe yaramış bunlar. Ama biz bunu farklı bir şekilde yaparsak nasıl olur? Bu soruyu kendimize soru işin durumuna göre de değişir bu. Bir mobilyacı hızarda ölçüleri belli bir parametrelerde kesiyorken bunu ters çevirip kestiğimizde ne olur sorusunu sorduğumda işler bazen daha da kolaylaşabiliyor. Mobilyacıda ben çok kısa bir süre çıraklık yaptım. Oradan bazı şeyler biliyorum. Böyle ustanın şeylerini biraz böyle farklı bakış açılarıyla değerlendirdiğimizde işimiz kendimiz için kolaylaşıyor. Ha hizmet anlamında sunduğumuz ürün anlamında çok değişen büyük bir şey yok. Sonuçta mutfak dolabı yapıyorsak yine mutfak dolabı oluyor. Yapmış olduğumuz iş gücü azalmış oluyor. Yani işin kendimizi rahatlatma boyutu gibi bir şey. Başkasının hakkını ihlal etmeden haddini aş haddimizi aşmamız gerekiyor. Bu ülkemizde o kadar kanayan büyük bir yara ki. Yani bu son yıllarda özgüvenli çocuk yetiştirme adı altında bayağı aşıldı gerçi ama biraz fazla aşırıya da kaçıldı. Benim çağımda özellikle oğlum icat çıkarma, haddini aşma, haddini bil, haddini bil, haddini bildireceğim, haddini bil, haddini bil. Bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk neden haddini biliyor? Yani tamam tabii ki haddini yani niye bilsin ki 3 yaşındaki bir çocuk haddini? Kurcalamayı, bir şeyleri merak etmeyi ya bırakın yapsın ya. Hani en fazla ne yapabilir? kontrol altında tutmak, kendine zarar vermemesini denetlemek sizin işiniz zaten. Yani birey olarak, ebeveyn olarak yapın onda bir zahmet yani. E bakın çocuğunuzu gözetim altında tutun. Çocuk kendini keşfetsin, dünyayı keşfetsin hızlı bir şekilde ki iyice çıkarmasını öğrensin, bir şeyler yapmasını öğrensin. Büyüdüğü zaman memur kafasında memur olacağım, memur olacağım diye tutturmasın. Durmadan herkesi o şeye soktular. Özellikle benim neslim, 99 nesli. Tamamen o kafadalar yani. Memur olalım, memur olalım, işte bir kendimizi devlet işine atalım falan. Bizden birkaç öncesi jenerasyon da o şekilde. Hep memur olalım, memur olalım falan bunun peşinde tutturup falan. Kendimize çok bir özgüvenimiz yok böyle nesil olarak. Niye? Çünkü memur olalım, ondan sonra yatalım. Yattığımız yerden para kazanalım. Bütün hayat amacımız bu olsun. Başka hiçbir şey yapmayalım. Et diye süt diye dokunmayalım. Hiç karışmayalım dünyaya. Dünya kendi kendini gelişirsin büyüsün. Biz de ülke olarak işte bir yerlere geliriz herhalde. Ülkemiz gelişmiyor diye şikayet edelim ama bir taraftan. Ama bir taraftan da hiçbir şey de yapmayalım. Üçüncü maddemiz çok saçma gelen fikirleri değerlendirmek. Bana çok oluyor. Bilmiyorum. Sizlere de mutlaka oluyordur. Dünyanın en saçma, en geri fikirleri bile böyle rüyalarımızda ders çalışırken, bilmiyorum işte bir şeylerle uğraşırken, yol duyururken aklımıza geliyor. Fotoğraf makinesini uçurmak gibi falan. Bu mesela 30 sene önce düşünülmüş olsaydı yani aklımıza gelmiş olsaydı çok saçma fikir olurdu değil mi? Yani fotoğraf makinesini uçurmak. Niye koskoca aleti işte bilmem böyle o zamanlar daha büyük malzemelerden yapılıyordu falan böyle e, flaşını bile tutmak için ayrı bir adam gerekiyordu böyle bir şeyler patlıyordu yanıyordu falan. Bunu uçurmak. Deli saçmasıydı. Düşününce ne gerek var yani böyle bir şey. Oturduğun yerden çekiyorsun işte fotoğraf falan. Ama bugün ne var? Dronelar var. Hatta video çekiyorlar. Hatta bir sürü oradan fotoğraflar elde ediliyor, oradan büyük çekimler yapılıyor, filmlerin çekimlerinde kullanılıyor. O zamanlar deli saçması olan fikir günümüzde çok fazla popüler bir şekilde kullanılıyor. Demek ki şu anda günümüz şartlarında deli saçması gelen bir şey, 20 sene sonra, 30 sene sonra, belki 70, 100 sene sonra çok kullanılan popüler bir teknoloji olabilir. Yani dünyanın en saçma, en gereksiz böyle fikirlerini bile bir kenara not almanızı ve bunu bir şablon şeklinde karşınıza çıkartmanızı ve geniş bir planda görmenizi tavsiye ediyorum. Not alınca bazı şeyler biraz daha mantık çerçevesinde değerlendirilmeye alınabiliyor. Yani tamam ilk aklınıza gelen çok saçma şey olabilir ama bunu geliştirmelisiniz. Biraz daha üstüne eklemelisiniz. İnsanın hayal gücünün zaten hiçbir sınırı yok. Ve bu hayal gücünü maalesef İlk körelttiğimiz uzuvlarımızdan bir tanesi. Hayal gücünü ciddi anlamda bu memlekette öldürüyor. Yapmamamız gereken en büyük hatalardan bir tanesi bu. Hayal gücümüzü geliştirmek için o gelen fikri bir masaya yatırmak gerekiyor. Ya yani diyelim ki olmadı. Bir A4 kağıdını doldurdun. Hepsi gene gerizekalıcı. Vuruşturur, şöpe atarsın. Hiçbir şey kaybetmez. Oradan müthiş fikirler de çıkabilir. Harika şeyler de çıkabilir. Yani bu ihtimalin olması bile binde bir bile olsa değerlendirilmesi gereken bir yüzdelik olarak düşünüyorum. Aklınıza gelen her şeyi yazın. Ders arasında hemen çıkarım iki not kağıdı. Bir, iki saniye ara verin ya. Yani hiçbir şey kaybetmezsiniz. Dünya bir yere kaçmıyor. İki saniye ara verin. Ondan sonra not alın. Devam edin. O, o konu hakkında ondan sonra düşünmenize gerek kalmaz. Nasıl olsa ders bitince notuma döneceğim. Bakacağım. Mantıklı mı değil mi? Ya da buruşturup atılacak bir şey mi? Buna o zaman karar verirsiniz. Şimdi ders çalışıyorum. Tamam. Ama eğer onu not almazsanız genelde de unutuluyor. Özellikle rüyalarda görünen bazı fikirler, olaylar hemen uyandıktan bir 5 ile 20 saniye arasında falan not alınması gerekiyor. Yoksa uçuyor gidiyor pek bir şey kalmıyor. Evde hemen anlatmak gerekiyor. O zaman biraz daha böyle somutlaştırabiliyoruz. Onun dışında çabuk unutuluyor. O yüzden not almanın önemi çok büyük. Hızlı bir şekilde not alacağız. Sonra hayatımıza devam edeceğiz. Üzerine düşünmek istiyorsak o an düşünebiliriz. Müsaitsek. Ama mutlaka saçma fikirlerin üzerine gidilmesi gerekiyor. Ki bir şeyler çıkar. Mutlaka çıkar. Yani birinci saçma fikir de çıkmaz, ikinci saçma fikir de çıkmaz. En son dörtte beşinci saçma fikir hepsi birleşir. Bile Mantıklı bir şeyler böyle oluşturmaya başlarlar. Oradan birilerine danışırsın, başka şeyler çıkar. Zaten bugün bir araba kullanmış olduğumuz araba, bütün aksamıyla, bütün her şeyiyle tek bir kişinin aklına gelip de, aa ben bunu hemen yapmalıyım, insanlar buna binmeli. Böyle bir şey olmadı. Yani az çok bilirsiniz. Asar havasıyla başladı, sonra motoru, sonra tabii bunların hepsinden önce tekerleği falan. Değil mi? Aşama aşama yani üstüne herkes bir parça koydu, işte herkes bir şeyleri ekledi. Kaç yıllık inovasyon, kaç yıllık teknoloji insanlar üzerine düşündü, şanzımanı düşündü, motorunu ayrı düşündü, oradaki soğutma panelini düşündü, sonra klima düşünüldü. Değil mi? Hepsi aşama aşama yavaş yavaş. Hiçbir şey bir anda taktiği olmuyor yani. Olmaz da zaten böyle bir şey, imkan yok. Önce fikirlerimizi ciddiye alacağız, değerlendirmeye alacağız. Bir bakacağız. Nasıl? İcat çıkaracağız. İcat çıkarma lafına da kulak asmayacağız. Bunu kim söylerse söylesin. Her şeye rağmen, herkese rağmen aksine düşün. İlla aksine düşündüğün görüşü paylaşmak zorunda değilsin. Unutma. Kafanın içinde de düşünebilirsin. Uçak tersten uçsaydı ne olurdu? Gibi. Peki ya öyle değilse? Yani değil mi? Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi burada formü sabakalarında yaşanmış olan bir şey. Atletizm yüksek atlamada 1968 yılına kadar herkes gelip yüz üstü bir şekilde o yüksek atlama sporunu bilirseniz demirin üstünden atlıyorlarmış koşuyor koşuyor geliyor ve düz bir şey düz bir şekilde şu insanın kafası olsun ön taraf bu şekilde atlıyorlar. Dünya rekoru 1 metre 73 santimetreymiş yani düz bir şekilde atladığında en fazla buraya ulaşılabilmiş bütün dünyada rekor buymuş. Tanınmamış bir atlet dik. Crosby atlayış yaparken yüzüstü değil de sırtı dönük bir şekilde atlamayı denemiş ve dünya rekorunu çok büyük bir farkla ele geçiriyor. 2 metre 23 santimetre ve tek yaptığı yüzüstü değil ters bir şekilde atlamak ve bugün bütün yüksek atlama müsabakalarında bütün yarışmacılar, bütün sporcular izlersiniz o videolarını mutlaka izleyin. Youtube'dan açın bakın. Hepsi ters bir şekilde atlar. Hatta tekniği bile geliştirilmiştir bunun. Yarım daire bir şekilde gelinir. Yüz üstü, te, sırt üstü dönecek bir pozisyon alınır. Oradan sırt üstü dönerek atlanır. Ama bu 1968 yılına kadar düz bir şekilde atlanıyordu ve sadece bir bakış açısı farkı. Yani peki ya öyle değilse? Yani peki sırt üstü atlarsam ne olur sorusu bu sonucu getiriyor ve şu an bütün dünya bunu kullanıyor. Yaptığımız iş ne olursa olsun farklı bakış açılarıyla değerlendirmemiz gerekiyor. Çok basitinden online oyunlar oynayanlar bilirler. Bir uzaktan işte keskin nişancı tüfeğiyle olan o yarışmalar oluyor işte oyun içerisinde. Herkes bir noktaya dizilip böyle sırayla oynadığı zaman oyundaki bütün oyuncular da elinde keskin nişancı tüfeği oluyor. Herkes sırasıyla dizildiğinde bir şekilde işte iki kişi vuruyorsun sonra vuruluyorsun. Bir işi. Çünkü yerin belli. Ama farklı bir yere geçip farklı bir yön denediğinde Genellikle oradan fark edilme fark edilene kadar bir 10-15 kişi indiriyorsun karşı taraftan. Ondan sonra seni fark ediyorlar. Bakış açısını değiştirmek çok şey kazandırır. Ve son maddemiz tecrübe sahibi insanlarla konuşmak, görüşmek, onların hatalarından ders çıkarmak. Bu çok maliyetli olabilecek bir şeyi çok daha ucuza indiren bir şey. Çünkü hatalar bize ister istemez maliyetlere yol açar. Ama tecrübe sahibi insanlarla görüşürsek biraz hayatın hilesini bulmak gibi bir şey aslında. Onların gittiği bu yolda karşılaştıkları hatalardan kendimize ders çıkarıp o hataların etrafından dolanarak gidersek kendi işimizi kolaylaştırmış oluruz elbette. Diğer yolu tercih etmek isteyen ben bütün hataları yapmak istiyorum diyen varsa da buyursun yapsın kendi bileceği iş. Tavsiye etmiyorum ama <laughs> oradan daha iyi öğreneceğiniz söylenir. Bu bana çok mantıklı gelmiyor. Hata sahibi insanlarla görüşün. Onların hatalarını yapmamaya çalışın. Onların hatalarına siz de ders çıkartın. Ve mottomuz bu videonun mottosu. İnsan ürettiği kadar mutlu. Elimize geçen, yapmış olduğumuz ürünler kadar mutlu oluyoruz. Bu örneği hep veririm. Masamın üstüne yapmış olduğum bir tane sehpa tarzında bir yükseltme yeri var. Bu tabii ki benim icat ettiğim bir teknoloji değil. Yani ben de internetten gördüm, baktım. Laptop koyduklarında yükseltmek için yani boyun hizasına getirmek için kullanılan bir şey. Fiyatı yani lüzumsuz pahalı. 3-4 tane tahta için çok ciddi paralar istiyorlardı o zamanlarda. Ve ben de dedim ki ben bunu evde yaparım. Ve yaptım. Sonra bunu büyüttüm. Sonra 3. modelini geliştirdim. Sonra orasına bir şeyler ekledim, burasına bir şeyler ekledim falan. Ve şu an ben o sehpayı öyle severek kullanıyorum ki her buradan geçe, gelip geçtiğimde bunu ben yaptığım şeyi var. Yani tabii bunun gibi bir sürü örneği var. Odamda, evde yaptığım şeyler. Ben ürettiğim kadar mutlu olanlardanım. Size de üretmeyi, bir şeyleri elde etmeyi tavsiye ederim. Belki bugüne kadar her şeyi hazır aldınız. Dolabı, kanepeyi, ufak tefek şeyleri bile her şeyi hazır aldınız. Günümüz çağında da maalesef bunu gerektiriyor. Pek buna zamanımız yok ama üretime zaman ayırmanızı tavsiye ediyorum. Bir şeyleri üretmek ufak bir şey de olsa insanı çok tatmin eden bir duygu. Yapmaya çalışın. Olmazsa yine satın alırsınız. Beğenmezsen yine satın alırsın. Ama evde ürettiğin zaman maliyeti çok çok düşük oluyor. Hadi bunu geçtim. Çok zenginsin tamam ondan o noktada sıkıntı yok tamam. Senin yaptığın bir şeyle Dışarıdan gelen bir şeyin değeri asla bir olmuyor. Ben her bakışımda üzerine boyadığım şeyler, yaptığım hatalar, onlar dikkatimi öyle bir çekiyor ki ve öyle hoş görünüyor ki gözüme yapılan hatalar bile bariz. Ama bu ürün satın almış olsaydım ve böyle hatalar olmuş olsaydı her o hataları gördüğümde kızıp sinirlenecektim. Hatayla gelmiş. Ben buna para ödedim. Ciddi bir para ödedim ve hatasız olmalıydı. Ben yaptığım zaman hatalar bile öyle güzel görünüyor ki. Diyeceğim o ki üretin, icat çıkarın, başkalarının sınırlarını ihlal etmeden haddinizi aşın. Söyleyeceklerim bu kadar kendinize iyi bakın. Bol icatlı günler dilerim. Görüşmek üzere. Başkalarının sınırlarını aşmadan haddinizi aşın. Başkalarının sınırlarını ihlal etmeden olur ya.